Hemen geçiyorum bak sürem kısıtlı tamam. olduğu için. Buse ve Mert. Nasılsınız? Vallahi bıraktığım gibi buldum sizi. Gerçekten. Eklenen bir şey var mı? Bilmeniz gereken gibi. Yeni bir haberiniz. Giderken ciddi boyutta da ciddi boyutta da ciddiye gidiyor. Şöyle ben şey. Bunu anlatmak istiyorum. Biz annesiyle kardeşiyle ben gittim zaten çok sık görüştük falan. Bir akşam dışarı çıkalım dedik hadi bir kadın kadına şöyle bir oturalım dedik. Böyle bir dağ evi gibi bir yer var evlerin orada çok güzel bir yer. Orada oturuyoruz çekirdek çay semaver çok yapıyoruz orada. Annesi bir anda şey sordu. Dedi ki artık dedi hadi dedi ne zaman dedi şey yapacağız. Ben o sırada şöyle kaldım İlayda'ya bakıyorum. İlayda diyor anne utandırmasana ya diyor. Ben dedim ki yani daha işte bir program bitsin. Hani bir ondan sonraki hayatımızda da en azından hani biraz bir şeyler dışarıda yapalım. Dışarıda oluyor mu bir görelim. Dışarıdaki olurumuzu bir görelim hani nasılız. Hani tamam bir şeyler az çok zaten anlaşılıyor nasıl olacağı da aslında. Ama yine de görmek istiyor insan. Yani görmeden adım atmak istemiyoruz. Falan diyorum hani sonra diyorum zaten nasip diyorum yani hani o bizim de niyetimiz o yönde falan. Ay uzatmanın hiç anlamı yok vallahi ne yani. Şimdi... Kadın hazlı. Değil mi? Bence de. Siz zaten diyor emin değil misiniz biz sizden eminiz diyor biz istiyoruz. İşte dedi hani yaz sonuna. Ne diyorsun? Aa. Yani yaz sonuna herhalde. Yaz sonuna Ağustos olan mı? İşte bilmiyorum ne yani tarihi. Yani bir tatilimizi yapıp şuradaki stresi bir attıktan sonra güzel. İlk adım oldu. Toparlanıp haydi evet. bakalım. Düğünlü falan mı düşünüyor? Valla ben aileler istiyor galiba. Orada da ben söyledim. Bir şey anlatayım. Anneme düğün istemiyorum demiş. Evet. Anneme demiş ki sen benim kızımsın. Sana düğün yapmak benim görevim oldu artık. Geçmiş olsun demiş. Ay gözüm doldu bir an. Ay. Ben de o an şöyle baktım. O yüzden baktım. Düğünlü falan olacak yani. Yani, başka türlü bir ya şey şöyle, istiyor demek şimdi, ki. Sadece ben istemiyorum diye zaten böyle bir şeyi talep edemem. Yani sadece istemediğimi tabii ki hani bana kalırsa düğün olmasa da olur tarzı söyledim. Hmm. Ama tabii ki de o da bir anne olarak tabii ki de oğlunun hani güzel bir düğünü olsun istiyor. saygı duymak zorundayım sadece bu durumda zaten. Sadece değil, kızıma da güzel bir düğün yapmak onu istiyorum. Ayrı, ben onu ayrı, zaten onu ayrı. Yani. Takılar falan konuştuk. Sen bilmiyorsun, takı falan konuştuk ya. Ama ne olacak, masrafın karşılığında takı zaten bitti gitti. Yani düğün dediğin bana biraz borç gibi geliyor. Seninle aynı fikirdeyim, o yüzden çok düğüncü değilimdir ama. Yani işte ben de tabii dedim artık ne diyeyim yani. Hiç nasıl olursa lazım, hiç önemli değil. Yani önemli olan günün sonunda biz hani mutlu bir şekilde evet ya işte bunu da atlattık dışarısı deyip o nasıl? Düğün stresinden. Dışarıda sevenler, bir sıkıntımız yok öykü hanım her şey yolunda Allah bozmasın. Peki çok vaktim yok arkadaşlar devam ediyorum. Rümeysa Kağan.